Herkese tünaydın. Herkese güzel bir pazar diliyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Yaşasın hafta sonu. Sizin spor programınız, sizin spor aile programınız Yaşasın hafta sonuna başladık. Artık bugün yeni bir sayfa açma vakti. Öyle değil mi? Ne sayfası? Sevgili Deniz'ciğim, neden bahsediyorsun der gibisiniz sanki. Vedalaştık arkadaşlar. Kiminle? Kimlerle? Yaz ayıyla. Evet, bugün 1 Eylül artık sonbahar kapımızı öyle bir çaldı ki İstanbul'da, yani çalmadı, direkt kapıyı böyle kırarak girdi adeta. Sabah yağmur, yağış, fırtına, ne ararsanız vardı. Sabah kalktığımda dedim ki evet, yaza veda etmişiz artık. Tabii ilerleyen günlerde havalar biraz daha kendine gelir. O sonbaharın o serin, tatlı Eylül akşamlarını biz yaşamaya devam ederiz. Ama bugün İstanbul'da sağanak bir yağış vardı. Öyle güne başladık. Dedim ki artık veda vakti, yaza veda etmiş olalım. Nasıl bir Eylül diliyorum biliyor musunuz? Çok güzel, çok keyifli, böyle ne derler, çok mutlu olmasak da en azından keyif aldığımız bir Eylül olsun. Ağzımızın tadı bozulmasın, sağlık sorunlarıyla uğraşmayalım, sevdiklerimiz yanımızda olsun. Şöyle tatlı bir sonbahar geçirelim. Bülent Ortaçgil ile Teoman'ın şarkısındaki gibi Eylül akşamında buluşalım, öyle değil mi? Güzel bir Eylül diliyorum bize. Bugün 1 Eylül, Eylül'ün de ilk yayını bana nasip oldu. Yaşasın hafta sonuna bir kez daha hoş geldiniz. Güzel bir pazara giriş yaptık mı bilmiyorum. Umarım yapmışızdır. Çaylar, kahveler hazırsa, kahvaltılar hazırlandıysa, belki kahvaltılar bitmiş olabilir. Tatlı bir spor keyfi yapalım istiyorum. 2 saat dolu doluyuz. İlk 1 saat biraz daha böyle haber bülteni tarzında gidiyorum. Gündemde ne var ne yok, Süper Lig'de neler oldu, futbolda neler oldu sizi bilgilendiriyorum. 2. bölümde ise sizin merak ettiğiniz konuları sevgili yorumcularımızla birlikte biraz böyle masaya yatırıyoruz. Bu arada ilk bölümde de var yayınlarımız. Ama 2. bölümde daha böyle yoruma açık, daha size özel, daha merak ettiğiniz, daha keyif yapabileceğimiz bir bölüm geçiriyoruz. 2 saat boyunca dolu doluyuz. Böyle monolog gibi görünüyor. Evet, öyle de gibi görünüyor. Vallahi öyle değil. Sizlerle birlikte yürütüyorum. Yayın esnasında efendim söyleyeyim, spor camiasından olsun, medyadan olsun, arkadaşlarım olsun, tanıdıklarım, eş, dost, her şey bana mesajla bildiriyorlar. Neyi bildiriyorlar? Programın akışıyla ilgili sorular, efendime söyleyeyim, görüşler. Sizsiz olmaz tabii, bu program sizin programınız. Ben burada ne kadar tek başıma olsam da, her ne kadar ekibim yoğun bir şekilde olsa da, ben hep diyorum ki sizlerle bu program çok daha keyifli, çok daha güzel gidiyor. Yaşasın hafta sonu bizim X'teki etiketimiz. Sorularınız doğrultusunda da yöneltebiliyoruz. Öyle sadece övdüğünüz, efendime söyleyeyim, güzel güzel gönderiler paylaştığınız şeyleri, içerikler paylaştıklarınızı yapmıyoruz, paylaşmıyoruz. Ne varsa biz bizeyiz burada. Dedikten sonra açılışımı da yaptım. 4. haftanın açılışını yapmıştık zaten. Bugün pazar, bugün tüm karşılaşmalar oynanacak. Peki dün hangi karşılaşmalar oynandı? Bugün hangi karşılaşmalar oynanacak? Şöyle bir puan durumuna bakalım. Sonrasında düne gideceğiz. Yani dün bir maçta olması gereken her şey oldu neredeyse. Detayları sizlerle paylaşacağım elbette. Ama öncelikle neye bakalım? Şöyle bir programa bakalım mı? Hadi bakalım gelsin ekranlara. Dün neler oldu? Çaykur Rizespor Kasımpaşa'ya evinde 1-0 yenilirken Konyaspor'la Kayserispor 0-0 berabere kaldı. Yani bir Anadolu derbisine yakışıyor mu Allah aşkına? Yani şöyle bir kendinizi bir toparlayın. Gözler Anadolu'nun üzerindeydi. 2 Anadolu'nun yıldızı sanayide, eğitimde, futbolda karşı karşıya gelen 2 takıma yakışıyor mu bu skor? Hiç sevmem. Göztepe evinde Bodrumspor'u 2-0 mağlup ederken Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1'lik skorla geçmeyi bildi. Detaylar az sonra. Bugün karşılaşmalar şöyle: 19'u 15'te 2 karşılaşma bizleri bekliyor. Başakşehir Antalyaspor, Eyüpspor'la da Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü ne olacak? Ne oldu? Ne bitti? Detayları sizlerle paylaşacağım. 21.45'te ise Beşiktaş Sivasspor'la, Hatayspor'da Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Bu haftanın bay geçen takımı ise Gaziantep. Bu baya bir türlü alışamadım. Vallahi de alışamadım, billahi de alışamadım. Bu baya alışamadım. Haftanın bay geçen takımı. Çok teşekkür ederim efendim. Elinize sağlık çaylar için. Sizin gibi çok tatlı, çok daha güzel demlenmiş yine her zamanki gibi. Pazarımı şenlendirdiniz. Çaylarım da geldi. Şey arasında, VTR arasında açacağım. Gündem yoğun dedim değerli izleyenler. Yani bir maçta olabilecek her şey Adana'da oldu. Deplasmanda 5-1 mağlup etti ama of ki of. 6 gol, kaçan 2 penaltı, kırmızı kart, kendi kalesine gol. Ya tam gol dediğimiz anda out'a giden toplar, genç oyuncular, tecrübeliler, sakatlıklar. Yani dünkü maçı izlemediyseniz çok şey kaçırdınız ama ben size özetleyeceğim. Ne oldu? Hadi başlıyorum o halde. Fotoğraflar gelsin ekranlara. Dünün fotoğrafları, ben de fotoğraflar üzerinden sizlere özetleyeyim. Adana'da gol yağmuru vardı. İlk etapta bunu söyleyeyim. 6 gol vardı. Sarı Kırmızılılar Süper Lig'in 4. haftasında Adana Spor'a konuk oldu. Mücadelenin 9. dakikasında Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı 1-0 öne taşıyan golü kaydetti. Dakikalar 18'i gösterdiğini Adana Demirspor'un stoperi Semih Gürler kendi ağlarına gönderdiği golle Sarı Kırmızıları farkı 2'ye çıkarmış oldu Sarı Kırmızılılar. Barış Alper 31. dakikada sahaya çıktı. Meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve durumu 3-0'a getirdi. 6 dakika sonra Mertens attığı golle karşılaşmanın ilk yarı sonucunu belirledi. 60. dakikada Abdülkerim Bardakçı sahneye çıktı ve Galatasaray adına 5. golü kaydetti. Adana Demirspor 6 dakika sonra Gribillon'un penaltı golüyle farkı 4'e indirdi. Galatasaray Adana Demirspor karşısına aldığı 5-1'lik galibiyetin ardından puanını 9'a yükseltti. 2002 doğumlu Metehan ilk kez 11'de başladı. Asist katkısı vardı. Icardi yerine Batshuayi bir penaltı kaçırdı. Net pozisyonları kullanamadı. Ama ancak Mertens'e güzel bir gol pası vermeyi başardı. Şimdi merak edilen birçok konu var. Öyle değil mi? Icardi'nin durumu. Ne olacak Icardi'nin durumu? Ben diyorum ki bunlara parantez açmadan önce, bununla da ilgili bilgi vermiş olacağım size. Bununla ilgili parantez açmadan önce maçı şöyle küçücük bir özetledim. Bir de onların gözünden bakalım, değil mi? Teknik direktörlerin gözünden maç nasıl geçti acaba? Nasıl yorumluyorlar? Goller, pozisyonlar, penaltılar, neler oldu, neler bitti? Hadi gidelim bakalım bir basın toplantısına. Ne tatlı değerli izleyenler. Genç oyuncularımızın yolu açık olsun. Çok mutlu oluyorum. Yaş aldığımı hissediyorum. Öyle söyleyeyim. Yani 2002 doğumlu Metehan dün boy gösterince ve böyle güzel bir performans ortaya koyunca dedim ki ah, 2002 dediğin daha dün. Daha dün yani. Ne ara buralara geldik. Ben ne ara 2002 doğumlu futbolcuları artık anonslamaya başladı. Ya, güzel yaş alıyorum. Ben erken sektöre başladım, öyle düşünüyorum. Yalan mı? Yani 18 yaşında sektöre başlayınca öyle yaş almış gibi görünüyor. Şimdi hala hastalığım devam ediyor. İyileşeceğim. Aman dikkat edin. Bir de sonbahara girdik. Hastalanmayın. Gerçekten geçmeyen hastalık yapmışlar. Bir aydır çek. Neyse, hastalık demişken Icardi ile ilgili bilgi vermek isterim sizlere değerli izleyenler. Dün Icardi sakatlandı biliyorsunuz. Sakatlanıp oyundan çıktı. Arka adele sorunu yaşadığı ifade edildi. Durumu bugün netleşecek. Ne olacağı, ne biteceği. Galatasaray taraftarları da tedirgin tabii biraz. Eğer 3-4 hafta sahalardan uzak kalırsa 22 Eylül haftasında acaba Fenerbahçe derbisini kaçırabilir mi? Bunların hepsini konuşacağız elbette sizlerle ama tatlı bir yayınımız olacak şu anda. Oral-B Challenge İstanbul Triatlonu bu kez 4. kez düzenleniyor. Muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş'ın da konukları var. PNG Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve bir isim daha katıldı galiba. Sürpriz bir isim daha var. Öyle değil mi sevgili Erdem? Sana sözü bırakayım. Evet. Triatlon Federasyonu Başkanı da yanımızda olacak. Evet, çok Deniz iyi. İstanbul'da bugün triatlon coşkusu var. Oral-B ana sponsorluğunda gerçekleşen Oral-B Challenge İstanbul Triatlon yarışlarında heyecan devam ediyor. Yanımda PNG Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Triatlon Federasyon Başkanımız Bayram Yalçınkaya yanımızda. Selamlar Tankut Bey. Öncelikle heyecanlı bir gün. Triatlon coşkusu devam ediyor bu yıl. 4. kez düzenliyor. Yoğun da bir katılım var. Oral-B Challenge'ın İstanbul, Türkiye ve İstanbul için önemi nedir? Bir kere triatlon sporu bütün dünyada çok takipçisi olan bir spor. Hatta Avrupa'da yanılmıyorsam futboldan sonra en çok lisanslı sporcusu olan, 800 bin üzerinde sporcusu olan bir spor. Türkiye'de az tanınıyordu. Biz de 2020'de ilk Triatlon Federasyonu'yla bir olimpiyat sponsoru olarak yeni bir dala destek verme konusunda yola çıktığımızda dedik ki hem Türkiye'de triatlonu tanıtacak hem de Türkiye'yi ve İstanbul'u dünyaya tanıtacak bir organizasyon yapalım. Oradan da İstanbul Boğaziçi Oral-B Triatlonu çıktı. 2 kıtada birden yapılan tek organizasyon. Başkanım da anlatacaktır. Seneye Avrupa ve Asya Şampiyonası beraber burada yapılacak. Yani şu anda 700'e yakın bir sporcu var. Bir katılan bir daha katılmak istiyor. Biz de tabii Oral-B olarak başından beri bu projenin içinde olduğumuz ve projenin gelişimini görüp ne kadar aslında triatlonu Türkiye'ye tanıttığını, Türkiye'deki triatlonu da dünyaya tanıttığını gördüğümüz için çok çok mutluyuz. Bu şekilde de desteğe devam edeceğiz. Peki Oral-B ve triatlon ortaklığı nasıl ortaya çıktı ve siz neden triatlona, neden sporu tercih ettiniz açıkçası? Biz PNG olarak 15 büyük olimpiyat sponsorundan biriyiz. Biliyorsunuz Orkid'le voleybolu destekliyoruz, Jilet'le futbolu ama triatlon açıkçası aklımızda yoktu. Sayın Başkan bize ulaştı 2020 yılında ve vizyonunu paylaştı. Bu vizyonu bizi çok etkiledi ki o vizyonun parçalarından biri de bu arkamızda duran triatlon. O zaman o yoktu. İleriye dönük de triatlonla beraber aslında olimpiyata sporcu gönderme hedefi vardı. İlk sporcu. Olimpiyata tam kıyısından döndü bu sene. Birinci yedekte kaldı ama Paralimpik oyunlarda ilk defa bir para triatletimiz yarışıyor. Hatta bugün yarışacaktı. Yarışı yarın ertelendi. Uğurcan Özer, onun da destekçisiyiz. Yani ilk sporcu da aslında gönderilmiş oldu. İleriye dönük tabii daha triatlonun dünyada da Türkiye'de daha çok sporcuyu olimpiyata gönderecek bir vizyonu var. Bunun da gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bir olimpiyat sponsoru olarak Türkiye'de triatlonun gelişmesine Oral-B ile katkıda yapmak sonsuz mutlu ediyor bizi. Peki şunu da sorayım. 2025'te yeni bir şampiyonaya ev sahipliği yapacağız ve Asya Avrupa Triatlon Şampiyonası'ndan bahsedebilir miyiz? Oradan da sözü öncesi sonra başkanıma vereceğim. Olur, oradaki detayları başkanım daha hakim ama onların delegeleri de hatta başkanları da burada bugün. Dünden beri de görüyorlar. Yani buradan daha güzel tabii bu şampiyonanın yapılacağı aslında bir coğrafyada yok. Avrupa ve Asya'nın ortası. Yani Boğaz'da yüzmek tabii aslında her triatletin yapmak isteyebileceği bir şey. Köprüde bisiklete binmek, işte Beykoz'da orman içinde, ağaçların içinde koşmak. Zannediyorum seneye çok büyük bir organizasyon burada bizi bekliyor. Evet, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya da. Evet Bayram Bey, çok önemli bir gün aslında. Triatlon'dan çok güzel bahsetti. Siz neler söylemek istersiniz? Şöyle tabii 4 yıl önce bir hayalle başladık Tankut Bey'le bu işe. Yani Boğaziçi Triatlon'la. Ve şu anda geldiği nokta bizim için çok iyi. Step step gidiyoruz hayalimize doğru. Burada kıtalar arası olduğu için, kıtalar arası tek triatlon yarışı olduğu için, 2 kıtayı birleştirdiği için neden 2 kıta şampiyonasını birlikte yapmayalım dedik. 2 yıl önce onun çalışmalarına başladık ve bugün burada Asya ve Avrupa Federasyonu'nun en üst düzey yetkilileri burada. Bu sene ilk kez 2 günlük yarış yaptık. Dünkü yarış test eventti. Önümüzdeki senenin elit kategorisinin test eventiydi. Bugünkü yarışlar da age grup yarışlarının test eventiydi. Seneye biz burada 2500'ün üstünde sporcu, 50'nin üstünde ülkeden katılımla dünyada ses getirecek bir organizasyon yapmayı planlıyoruz ve yapacağız. Şöyle söyleyeyim, İstanbul tabii ki bir marka ama bu markanın spor adına da tanınması lazım. Çünkü 2036'da burada olimpiyatları yapmak hayalindeyiz ve bunun için de buranın spor organizasyonlarıyla da akılda kalması lazım. Çok ünlü insanlar katılıyor triatlonlara. Bugün Haluk Bayraktar yarıştı ve yarışın tamamını bitirdi. Kendileri aynı zamanda federasyonumuzun yeni sponsorlarından Baykar Ayşe ile bölgeselliklerimize sponsor olacaklar. Ve bu tarz insanların da spor yapıyor olması çok önemli. Çünkü örnek insanlar, bu tarz insanlar, üst düzey yönetici insanlar, onlar yapabiliyorsa herkes yapabilir. O yüzden de Triatlon gerçekten farklı bir camia. Her kitleden insanı bir arada görebiliyorsunuz. Camiamız çok güzel. O yüzden de ben camiamız adına teşekkür ediyorum Tankut Bey'e. Ben teşekkür ediyorum. Evet, PNG Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya konuğumuzdu. Triatlon coşkusu İstanbul'da devam ediyor. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar Deniz. Sevgili Erdem'e çok teşekkür ediyoruz. Tatlı bir sohbetti. İçimiz açıldı. Görsellerle, görüntülerle. Evet, devam ediyoruz değerli izleyenler. Ne dedik? Dünkü karşılaşmaya gittik. Dünkü karşılaşmada yoktu. Bir maçta olabilecek her şey Adana'da oldu. Dün neler oldu? Dün Adana'da neler olmadı ki? 6 gol gibi görünüyor değil mi? Kağıt üzerinde 2 penaltı, kırmızı kart, kendi kalesine gol, tam gol olacak derken out'a giden bir top. Efendime söyleyeyim, genç oyuncular, tecrübeliler, sakatlılar. Yani of ki of, dün birçok şey oldu. Bu arada dün olanlara dair de Galatasaray Yönetim Kurulu'ndan kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu da hakem kararları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sadece bununla ilgili açıklamalarda bulunmadı elbette. Gazeteci dostlarım, gazeteci arkadaşlarım hemen oraya bir transfer haberi de sıkıştırıverdiler. Transfer sorusu da sıkıştırıverdiler. Sonuçta önümüzdeki günlerde önemli maçlar, Avrupa arenası var. Bu transferde son durum ne? Onu da sormuşlar efendim. Ekranlarınıza getirelim. Ve devam ediyoruz. Salim. Günaydın Deniz. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Üstündeki sen pembe mi? Yani net görüyorum değil mi? Renk körlüğü olmadığı zaman çok yakışmış. Yok. Ciddi misin? Teşekkür ederim. Çok yakışmış gerçekten. 1900 yanlış hatırlamıyorsam 20'lere kadar pembe aslında erkeklerin rengiymiş biliyor musun? Sonrasında reklamcılıkta strateji olarak pembeyi kadınlara devretmişler. Aslında 1800'lü yıllarda pembeyi simgeleyen, gerçi renklerin cinsiyeti yoktur öyle düşünüyorum ama 1900'lü yılların başına kadar pembe aslında erkeklerin rengiymiş. Çok yakıştırıyorum ben erkeklere ve çok da yakışmış gömleğin. Hoş geldin, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim Deniz. Çok teşekkür ederim. Yani küçük kareli pembe beyaz diyelim. Basit bir gömlek ama ben iyiyim diyorsun. Eylül'e güzel girdim diyorsun. Evet, Eylül ayına güzel girdik. Dünkü maçı izledin. Sen Adana'ya hakimsin bir de şimdi. Adana'ya hakimsin yani. Dünkü maçı sana sormak gerekiyor diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Dün nasıl bir maç izledin? Nedir yorumların? Yani dün nasıl bir maç izledim? Öncelikle Eylül ayına girdik. Eylül ayının da Adana bir tık daha iyi oluyor. Özellikle de hava durumu noktasında. Sıcaklar biraz azalmıştı. 21.45'te olması da serin bir hava oldu. 21.45'te olduğu için. Güzel bir maçtı Deniz. Yani Galatasaray önemli bir galibiyet aldı. 5-1'lik skorla geçti. Fakat Adana Demirspor cephesinde şunu vurgulamam lazım. Bir transfer yasağı var. Zaten ligimizde Adana Demirspor'la birlikte Kayserispor, Samsunspor, Kayseri ve Samsun'un cezası sportif. Adana Demirspor ödeme yaparsa açılabilecek, kaldırılabilecek bir yasak. Güzel bir maçtı. Taraftarın da ilgisi vardı. Yaklaşık 20 bin civarında takım vardı. 20 bin civarında taraftar vardı. Güzeldi. Bunu söyleyebilirim. Bugün de nasip olursa Adana'dayım. Yine bir Adana maçına gitmeyi düşünüyorum. Adana FK maçına gideceğim muhtemelen. Öyle bir niyetim var. Saat 18'de oynanacak o maçta. O maçta Mersin'in ilçesi Tarsus'ta oynanıyor. Adana FK'nın bir stadyum çalışması var. Stadyum çalışması tamamlandığında maçlarda Adana'da oynayacaklar. Onlar da 2. lige yükseldi. Yani tatilde dolu dolu bir futbol günü diyebilirim. Bunun dışında maçları da televizyondan takip ediyorum. İfade ettiğin gibi Deniz, Süper Lig'de de heyecan devam ediyor. Güzel, bol gollü maçlar var. Hem maçlar hem de transfer dönemi. Yapılan transferler var. Bunun da altını çizelim. Yapılan transferleri de takip ediyoruz. Güzel, lig başlangıcı bence gayet güzel. Hem Süper Lig'de hem 1. Lig'de hem de alt liglerde. Adana'da güzel. Sıcaklar azaldı. Buradan bir isteğim varsa direkt sipariş alabiliriz. Vallahi bir Adana, bu yıl bir Adana yapmak istiyorum. Ya çok yakın arkadaşım sevgili Meltem'in düğününde 2012 yılında oradaydım ama çok böyle bir günlük geldim gittim, çok anlamadım. Ya bana şöyle bir tam anlamıyla bir Adana turu lazım. Yani böyle efendim söyleyip kebabından tut, güzel bir spor seyahati, güzel bir maç seçelim. Bir Adana'da güzel bir maç izleyelim, öyle değil mi Salim? Adana'da bir maç izlenir sanki. Adana'da güzel bir maç izlenir. Özellikle de Galatasaray geldi zaten. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Anadolu'dan önemli takımlar geliyor. O maçlardan birisi izlenebilir. Buradan da selam olsun. Direkt Emre Kaplan, dün maç öncesi Emre ile birlikteydik. Kameraman Erdal abiyle birlikteydik. Güzel bir Adana günlüğü yaptık onlarla. Çok başarılıydı. Yemeğe doydular. Yani gelirsen mutlaka ağırlarız Deniz. Hatta şimdi seninle konuşurken de mesajlar geliyor. Birçok kişi mesaj atıyor. Deniz Hanım Adana'ya gelsin ağırlayalım diyenler var. Ben de buradan ekrandan direkt önüme düşüyor. Adam yazmış. Bekliyoruz, buyurun gelin diye. Artık bana bir Adana farz oldu diye düşünüyorum. Şu saatten sonra güzel bir maç seçelim, gelelim. Salim... Ama söyleyeyim, gelmeden önce kilo vermen lazım. Geldiğin zaman kilo alacaksın. Öyle mi? O kadar. Evet. Tamam. Yani... Yeterince verdim zaten Salim. Yani evet. 10 kilo verdim 2 ayda, daha ne olsun. Biraz alayım. Darısı bana olsun. Sağlıklı beslenmek en güzeli. Yani öğünümü düşürdüm. Tatlıyı, karbonhidratı, şekeri kestim. Sonrası zaten geldim. Salim, şimdi biz biraz sonra devre arasına gideceğiz. Senin söylemek istediğin birkaç cümle, mutlaka vurgulamak istediğin bir şey var diyorsan bu saniyeleri sana bırakıyorum. Öncelikle transfer dönemi devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor. Galatasaray bugün İsmail Yakops'la anlaştı. Bugün İstanbul'a getiriyor. Bunun altını çizelim. Galatasaray'da Hakim Ziyech, gelen teklifler var. Ajax iddiası gündeme gelmişti. Dün bana gelen bilgi de Olympiakos'un da ilgilendiği yönünde. Bu bilgiyi de A Spor ekranlarında aktaralım. Beşiktaş'ın güzel bir maçı var. Beşiktaş'ta da arayışlar devam ediyor. Orada bir ya da iki transfer olacak. Bugün Sivasspor'u ağırlıyor. Güzel bir maç olacağını, Beşiktaş'ın birkaç adım önde olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'da teknik direktör gelişmesi var. Yayına bağlanmadan önce de telefon trafiği yaptım. Şenol Güneş ve Fatih Tekke adaylardan birisi. İki aday, iki önemli aday. Şenol Hoca şu yönden ön plana çıkıyor. Sebebi şu, Şenol Hoca'nın şu an bir kaotik ortam var. Bu kısa sürede başarıya ulaşılabilmesi için Şenol Hoca ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra Fatih Hoca'nın ön plana çıkmasının sebebi. Önümüzdeki günlerde göreceğiz bakalım Salim neler olacak, öyle değil mi? Evet. Şimdi. Onun dışında saatçi anlaşıldı. Kulübü Bıra'yla görüşülüyor. Simon Banza zaten geldi, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Nice güzel zamanlara. Salim, konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi sınırımız çok, zamanımız bittiği için reklama da zorunlu olarak gidiyoruz haliyle. Araya zorunlu olarak gidiyoruz. Çok güzel bir gün diliyorum. Yorumların için çok çok teşekkür ediyorum sana da. Keyifli bir pazar olsun. Değerli izleyenler, çayı yeniliyorum. Saat başında buradayız. Günaydın, bir kez daha hoş geldiniz. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için tatlı bir giriş yapalım. Bugün günlerden 1 Eylül. Eylül'ün ilk günündeyiz. Yazı uğurladık. Güzel mi uğurladık? Keyifli mi uğurladık? Yazdan bir keyif aldık mı? İstediklerimiz oldu mu? Tatile çıkabildik mi? Kafa dinleyebildik mi? Sevdiklerimizle zaman geçirebildik mi? Hiçbir şey yeterli gelmiyor. Vallahi birazcık tatil yaptım gibi ama Pet Shop Boys'un, zaman zaman örnek veriyorum değerli izleyenler. Pet Shop Boys'un bir şarkısının içinde geçiyor. Love diye bir şarkısı var. Love ETC diye. Too much of anything is never enough diyor. Yani ne diyor biliyor musunuz? Bir şeyin fazlası asla yeterli değildir. Hayatta da öyle. Yani ne kadar tatil yaparsam yapayım hep böyle tatile ihtiyacım varmış gibi. O dolapta ne kadar kıyafet varsa her gün böyle bir kıyafete ihtiyacım varmış gibi. Ne kadar çay içiyorsam sanki hiç içmemişim gibi bir çaya ihtiyaç duyuyorum. Çay da biraz sonra geliyor. O yüzden galiba biraz böyle yeterlilik hissini artık sindirmemiz gerekiyor. Yaz bitti gitti, yaşayabileceğimiz her şeyi yaşadık. Bugün 1 Eylül, güzel bir sonbahar geçsin. Eylül'ün ilk gününde, Eylül'ün ilk programı da bana yapmak nasip oldu. Keyifli bir Eylül geçmesini diliyorum. Şimdi Eylül demişken Süper Lig'de böyle Neler oluyor neler, giderek kızışıyor, öyle değil mi? Maçlar, efendime söyleyeyim, kararlar, kartlar. Dün nasıl bir maç geçirdik öyle? Adana Demirspor Galatasaray karşılaşmasında 6 gol, kırmızı kart, kaçan penaltı, gol gibi görünen bir out. Efendime söyleyeyim, gençler, deneyimliler, sevgili yönetmenim Seval'de özeti yapma, hemen Trendyol Süper Lig'in 4. haftasını bir özetle dedi bizlere. Hemen. Fenerbahçe Alanya Spor karşılaşmasıyla biz biliyorsunuz 4. haftayı açmıştık. Dün Çaykurrizespor evinde Kasımpaşa'ya 1-0 yenilirken Anadolu derbisi dediğimiz, gözümüzün kulağımızın olduğu hoş bir maç diye beklediğimiz Konyaspor-Kayserispor maçında hiç gol sesi çıkmadı. Göztepe evinde Bodrum'u 2-0 mağlup ederken Galatasaray Adana Demirspor'dan 3 puanı 5 golle aldı. 5-1 mağlup etti Adana Demirspor'a. Bugün saat 19.15'te 2 karşılaşma var. Başakşehir, Antalyaspor, Eyüpspor, Trabzonspor, Beşiktaşlı Sivasspor, Hataylı Samsun'da 21.45'te karşı karşıya gelecekler. Bugün bütün maçları bitiriyoruz. Evet. Bugün kapatıyoruz artık. Bu haftanın bay geçen takımı da Gaziantep'ti sevgili izleyenler. Evet, dün ne oldu peki? Dün ben şimdi giriş yaptım, girizgahımı yaptım ama biraz özetleyeyim. Dün neler oldu, neler bitti? Altın. Ve sevgili Engincan. Engincan selamlar. Güzel bir pazar diliyoruz. Seni biraz beklettik. Keyifli bir pazar olsun. Son gelişmeler sende. Bizlere neler aktaracaksın? Deniz teşekkürler. Biz de kameraman arkadaşım Ege Ural'la birlikte mutlu pazarlar, iyi yayınlar dilerim. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumundan 4. haftanın en kritik mücadelelerinden bir tanesi de bugün saatler 19.15'i gösterdiğinde İKAS Eyüpspor ile Trabzonspor arasında karşı karşıya oynanacak. Saatler 19.15'i gösterdiğinde Atilla Karaoğlan'ın oynayacağı, Atilla Karaoğlu'nun mücadelenin hakemi olacağını ifade edelim. Trabzonspor'la başlayalım dilersen. Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerde hareketli dakikalar yaşanmıştı aslında. Sengalen mağlubiyetinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı ve 2. Abdullah Avcı döneminde kapandığını ifade edelim. Dün takımla beraber gelmişti. Teknik sorumlu olarak olacak İhsan Derelioğlu bugün takımın başında teknik sorumlu olarak sahaya çıkacağını da ifade edelim. Dün akşam saatlerinde Trabzon'dan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na gelmişti Trabzonspor kafilesi. Eksik kadro ile geldi. Şöyle eksik kadro ile geldi. Sakatlığı devam eden Vakayeme'nin kamp kadrosunda olmadığını ifade edelim. Trezeguet'in de bir transfer görüşmesi vardı. Bu sebepten dolayı da Trezeguet'in de kamp kadrosunda olmadığını ifade edelim. 2 önemli oyuncu aslında bugün kamp kadrosuna dahil edildiğinde ifade edelim. Şu şekilde söyleyelim. Muhammed Cem dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na takımla beraber gelmişti. Bunun yanı sıra aslında biraz teknik direktör seçiminin gölgesinde kalan yıldız transfer Simon Banza'nın da saatler 18.30'u gösterdi. Dün akşam saatler 18.30'u gösterdiğinde havalimanına inişi gerçekleştirmişti ve takımın kamp yaptığı otele doğru hareket etmiştik. Takımın kamp yaptığı otelde Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na yaklaşık 17 kilometrelik mesafede olduğunu belli edelim. Şu dakika itibariyle de Trabzonspor kafilesi öğle yemeğine geçti ve öğle yemeğinin ardından da son maç taktik toplantısı yapılacak ve saatler 17.30'u gösterdiğinde hemen arkamızda bulunan Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na doğru da hareket edeceğini ifade edelim. Tabii Trabzonspor sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyecek. Daha doğru bir ifadeyle sezonun ilk galibiyetini almak için bugün mücadele edecek İhsan Hoca ile birlikte ve milli takım arasından sonra da 5. hafta oynayacağı Beşiktaş mücadelesi kendi taraftarında önünce Beşiktaş mücadelesi içinde moralli bir şekilde buradan ayrılmak istediğini de ifade edelim. Ev sahibi takıma bakacak olursak İKAS Eyüpspor ise aslında bu stadyumda oynamaması gerektiğini fakat kendi stadyumlarında yani Eyüpspor stadyumunda hazırlık çalışması, inşaat çalışması olduğu için de bu sezon boyunca Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda oynanacağını ifade edelim. Onlar da tabii Arda Turan'la iyi bir çıkış yakaladı. Arda Turan hoca ile birlikte sezona Alanyaspor beraberliğiyle başlamıştı. Daha sonrasında da Bodrumspor'u 4-1 yenmişti. Geçtiğimiz haftalarda da Sivasspor zorlu Sivasspor karşılaşmasında Ahmet Kutucu'nun muhteşem bir golüyle 1-0'lık skorla 3 puanı sahibi olmuştu ve ligde 7 puanla 3. sırada zirvede ortak yarışa devam ettiğini ifade edelim. İki takımın muhtemel 11'ine geçelim son olarak dilersen. Trabzonspor'la başlayalım. Kalede Uğurcan Çakır savunma, dörtlü savunmanın sağında Pedro, sol tarafında Barisic stoper ikilisi Saviç ve Denswil. Merkez orta sahada ise Okay Yokuşlu ile Mendin'le oynamasını bekliyoruz. Orta alanda sağ tarafta Vişya, sol tarafta Orsiç, 10 numara bölgesinde Cihan Çanak. Forvet'te ise iki alternatifli isim bekliyoruz. Enis Destan ve Deniz Draguş'u beklediğimizi ifade edelim. Ev sahibi takıma geçelim. İKAS Eyüpspor'da kalede Berke Özer, savunmanın sağında Umut, sol tarafında Caner stoper ikilisi Robin ve Claro. Merkez orta sahada ise Melih ve Mişyo, orta alanda sağ tarafta Bruno, sol tarafta Ahmet Kutucu, 10 numara bölgesinde Emre Akbaba, forvette de Mama Tiam'ın oynamasını bekliyoruz. Dediğimiz gibi saatler 19.15'te gösterdiğinde başlayacak mücadele. Mücadelenin hakemi ise Atilla Karaoğlan olduğunu ifade edelim. İstanbul'da yurt genelinde kapalı bir hava olduğunu da ifade edip bu kapalı havanın da Beyoğlu'nda, hemen Kasımpaşa'da da parçalı bulutlu bir hava olduğunu ifade edelim. Maç saatinde de yaklaşık 20-23 derecelik bir hava sıcaklığı olacağını söyleyelim. Biz gün boyu gelişmeleri kameraman arkadaşım Ege Ural'la aktarmaya devam edeceğimizi söyleyip sözü tekrardan size bırakalım. Engin'den çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Sana da güzel bir pazar diliyoruz. Kolaylıklar dileyelim bir kez daha. Yunus Emre Sel. Yunus Emre. O çiçekler yapay mı? Evet, yapay çiçekler. Doğru. Çok iyi bir espriydi. Nasılsın Yunus Emre? Teşekkür ederim. Kolay gelsin Deniz Satar. İyi yayınlar. Çok güzel bir fondasın. Yani şu anda böyle tam nostaljik fotoğraflar çekilir ya hani. Böyle 90'lı yıllarda güzel güzel stüdyolara gidilir, ailecek giyinilir, kuşanılır. Sen o yıllara yetişmişsindir diye düşünüyorum. Yani biz yetiştik 90'lı yıllarda. Doğru. Biraz daha geriye de gidebiliriz. Hadi 80'li yıllara da gidelim. Öyle giyinilir, kuşanılır. Bayram öncesi ya da böyle hatıra olarak stüdyolarda gidilir, fotoğraf çekilirdi. Tam öyle bir fondasın şu anda. Vallahi dediğim gibi geçen de konuşmuştuk, eşimin dokunuşu, farklı bir renk tonunun olması. Ben zaten onu her karede anlıyorum. O karenin içinde eşin olmasa da eşini görüyorum ben. Sen hiç merak etme. Trabzon'da hava nasıl bu arada? Çok nemli, çok sıcak bir hava var. Yani klasik bir Trabzon havası aslında ama... Biz Eylül'de yani Trabzon'a gelelim mi? En güzel mevsim hangi mevsim? Ya daha çok böyle Kasım gibi veya... İlkbaharın başları gibi daha da güzel olabiliyor. Şu an çok nemli, alışık olmayan için biraz zorlayıcı bir hava. Şu anda Yunus Emre bizi Trabzon'a istemedi. Yok, Beşiktaş başına ben buradan bunu anlarım. Bak, memleketçilik şöyle şunu gerektirir sevgili Yunus Emre. Bana mesela soruyorlar. Diyorlar ki İzmir'e ne zaman gidelim? Vallahi şu anda en güzel mevsimi, gidin diyorum. Hep böyle olmak lazım. Memleketçilik bunu gerektirir. Ya doğru ama dürüst olmak da gerekir. İşte yani bu. Alışık olma için biraz bunaltıcı bir hava olabilir Trabzon'daki şu anki hava. Ama zaten 2 hafta sonra milli maç arası var. Milli maç arasından sonra Beşiktaş maçına kadar havada nispeten toparlayacaktır. Bunun da etkisiyle bence Trabzon'a gelmek isteyenlere de kapımız her daim açıktır. Peki Trabzon'da da, Trabzonspor'da da sonbahar mı başladı? Yani bir tarafta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı, Trezeguet ile yollar ayrıldı. Neler oluyor? Trabzonlular biraz, Trabzonsporlular biraz bundan kaygı mı duymalı? Yoksa bir ilkbahar havası mı esiyor oralarda? Tabii sezona çok ciddi beklentilerle başladı Trabzonspor. Çünkü geçtiğimiz sezon sona erdikten sonra hem teknik ekip hem de yönetim kurulu bu sezonki hedefin şampiyonluk olduğunu, Avrupa Kupalarında gidilebilecek en üst noktaya kadar gitmenin hedeflendiğini vurgulamıştı. Durum bu şekildeyken özellikle Avrupa Kupalarına, önce Avrupa Ligi'ne, sonra Konferans Ligi'ne veda edilmesi çok ciddi bir hayal kırıklığı yarattı ve toplamda da bunu gerçekleştirirken 10 üzerinde transfer yapmıştı Trabzonspor ve yepyeni bir yapılanmaya girmişti. Performans olarak, futbol olarak sahada beklentilerin karşılanmamasından kaynaklı odak noktası direkt teknik direktör Abdullah Avcı'ya yöneldi ve yönetim kurulu da kendi içerisinde yaptığı bir değerlendirmede bir teknik adam değişikliğinin şart olduğunu, bu sezonki hedeflerin devam etmesi noktasında buna ciddi bir ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Başkan Ertuğrul Doğan da bunu onayladı ve teknik adam değişikliğine resmen gidildi. Tabii şu an bugün itibariyle takımın başına İhsan Derelioğlu sahaya çıkacak. Dün akşam Trabzonspor Kulübü bir açıklamada yayınladı. Henüz herhangi bir teknik adamla anlaşılmamıştır. Eyüpspor maçı sonrasında kararımızı vereceğiz diye. Bu zaten beklenen bir durumdu. Eyüpspor maçı sonrasında yönetim kurulu gündemdeki isimlerle bir görüşme gerçekleştirecek. Bu isimlerden şu an için Fatih Tekke daha ön planda yer alıyor. Fatih Tekke isminin olma ihtimalinin Şenol Güneş'e oranla daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bir üçüncü ihtimal yok mu yani Yunus Emre? Yani gündemde olan bu iş iki isimden ibaret mi? Dün mesela çok güzel yorumlarda bulundun. Aynı zamanda bir Sergen Yalçın bir parantezi açmıştı. Çok düşük ihtimal. Yani hem Fatih Tekke'de hem Şenol Hoca'da bir anlaşmazlık yaşanırsa Sergen Yalçın ihtimali ancak devreye girebilir, ama Fatih Tekke ile ilgili zaten daha önce birçok açıklamasında vurgulamıştı Fatih Tekke. Kendisinin hayalinin Trabzonspor'u çalıştırmak olduğunu söylemişti, ama işin diğer boyutunda da sonuç olarak şu an çalıştırdığı bir takım var. Alanya Spor Kulübü var ve Trabzonspor ligdeki rakibine karşı bir saygısızlık içerisinde bulunmak istemiyor. Dolayısıyla bu karşılaşmanın ardından, yani bugün oynanacak karşılaşmadan sonra önce Alanya Spor Kulübü Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ile bir irtibata geçilecek. Ardından Fatih Tekke ile de bir görüşme gerçekleştirilecek ve bu transferin gerçekleşme ihtimalini bundan sonra netleşmesini bekliyoruz. Ama Şenol Güneş ihtimali de halen masada ve sıcak ihtimallerden bir tanesi. Açıkçası camia bir değişim istiyordu. Camia bir değişim bekliyordu ve bu değişimden sonra taraftarların çok büyük bir bölümü, tabii ki bunu herkesi dahil etmemiz mümkün değil. Birçok farklı görüş de mevcut. Ama bir Fatih Tekke veya Şenol Güneş ismi etrafında birleşiyorlar. Ama dediğim gibi bir bölümü Fatih Tekke'yi istiyor. Belki bir bölümü Şenol Güneş istiyor, ama bir değişimin olmasını ve bunun Trabzon'dan gerçekleşmesi noktasında bir fikir var. Benim anladığım, kendinden birilerini istiyor Trabzonspor Kulübü. Yanılıyor muyum? Trabzonsporlular da öyle. Mesela o gün basın toplantısında Fatih Hoca'yı sorunca, hani Trabzonspor'u sorunca, o da ben Trabzonluyum dedi. O sosyal medyada paylaştığımda, yani herkes kendi çocuğunu, kendi evladını, kendi abisini istiyormuş izlenimine kapıldık. Ama yani daha öncesinde nasıl diyeyim, yani buna benzer örnekler vardı. Yani iki teknik adamın futbola bakış açısı, Trabzonspor'un mevcut durumu, Trabzonspor'un mevcut yapısı, futbol yapısıyla uyumlu gidiyor mu? Hani bir de diğer taraftan da bakmak lazım ya, bunlar da özdeşiyor mu sence? Şimdi şöyle bir durum var. Zaten bu sezon daha bir resmi karşılaşma oynadı Trabzonspor Lig'de ve aslında yepyeni bir başlangıç yapacak. Eyüpspor maçından sonra milli maç arası var ve yepyeni bir başlangıç yapacak ve hali hazırda devam eden de bir transfer süreci var. Evet, çok sayıda oyuncu kadrosuna kattı Trabzonspor, ama devam eden bir transfer süreci de olduğu için belki yeni gelecek teknik adamın da talepleri doğrultusunda kadro farklı bir noktaya da şekillenebilir. O yüzden Fatih Tekke gelirse veya Şenol Güneş gelirse, ki az önce söyledim Fatih Tekke ihtimali daha yüksek gözüküyor, bu isimlerin talepleri doğrultusunda da değişkenlik gösterebilecek bir kadro yapısına evrilebilir Trabzonspor. Evet, bir yandan göndermek gerekecek, belki almak ihtiyacı ortaya çıkınca, ama bunun için bir hazırlık durumu da söz konusu şu an itibariyle. Kadro zaten çok ciddi takviyeler yapıldı. Hemen hemen her bölgede Trabzonspor'un birçok oyuncu alternatifi mevcut ve en son olarak da forvet bölgesine Simon Banza ismi transfer edildi. Oyuncu şu anda takımın kamp yaptığı otelde, Eyüpspor maçı öncesi takımın kamp yaptığı otelde yer alıyor. Belki yeni gelen teknik adamın talepleri doğrultusunda bir merkez orta saha, yani 8 numara pozisyona bir transfer, bir kanat takviyesi ihtiyacı veya bir forvet takviyesi daha ihtiyacı duyuyorsa bunu yapmayı da planlıyor açıkçası yönetim kurulu. O yüzden hedef çok net. Biz bu sene şampiyonluk yarışının içerisinde olacağız. Orayı sonuna kadar kovalayacağız düşüncesi var ve bu hedef doğrultusunda yeni gelecek teknik adamın isteklerini de çok dikkate almayı düşünüyor yönetim kurulu. Bu ne zamana kadar netlik kazanır peki Yunus Emre? Yani bu hafta çözülür mü? Pazartesi günü bu işin kesinlik kazanacağını düşünüyorum. Yani çok fazla uzamayacak. Milli maç arasında Trabzonspor yeni teknik adamını belirlemiş ve antrenmanlarını çok yüksek ihtimalle çarşamba veya perşembe günü yeni teknik direktörüyle başlamış bir şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Bu zaten yönetim kurulu aslında kendi içerisinde bir fikir alışverişinde de bulundu. Yani yönetimin bir bölümü, önemli bir bölümü Fatih Tekke ismi üzerinde duruyor. Bir bölümü Şenol Hoca'ya talep ediyor ama dediğim gibi daha çok Fatih Tekke ismi üzerinde duruluyor şu an itibariyle. Bu pazartesi günü Eyüpspor maçından sonra zaten yöneticiden neredeyse tamamına yakılı İstanbul'a gitti. Eyüpspor maçının ardından Başkan Ertuğrul Doğan'ın da katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilecek ve bu toplantıdan çıkacak sonuca göre teknik adam konusu netleşecek. Ama tabii ki bu yönetim kurulu bunu planlarken diğer noktada dirsek teması da sürüyor teknik adamlarla. Bunu da yok saymamak gerekiyor. Bir ters köşe yapılabilir mi yani bu gündemdeki isimlerle? Yok, hayır. Gündemdeki isimlerle temas sürüyor. Gündemdeki isimlerle, tamam. Evet. Şenol Hoca'nın ben görüyorum fotoğraflarını Trabzon'dan. Gerçi Şenol Hoca zaten tatil olarak da seçiyor. Böyle temiz havayı seviyor. Trabzon'dan, yaylalardan fotoğraflar, oralarda olmayı seviyor. Son olarak şunu da sorayım. Beşiktaş'ta da zaten gündemdeydi. Abdullah Avcı çok değerli bir teknik direktör, çok profesyonel bir teknik direktör. Yani gittiği her takımlarda bu profesyonelliğini milli takım dahilinde korumuş bir teknik direktör. Haliyle gündemde yani gittiği takımlardan sonra böyle sezon ortasında ayrıldığında en çok böyle hakkını talep etme konusunda tartışma yaratan teknik direktörlerin de başında geliyor. Haliyle Trabzonspor'la da böyle bir gündem oldu sanıyorum ki. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Son gelişme ne? Bu konuda Trabzonspor Yönetim Kurulu resmi açıklamayı yaptı. Teknik direktörümüz Abdullah Avcı 31.05.2025 tarihli sözleşmesinden doğan alacaklarının yarısını talep edecek şekilde bir anlaşma sağlanmıştır dedi. Yaklaşık 45 milyon TL'yi bulan bir alacak durum söz konusuydu. Bunun yarısına tekabül eden bir ücret karşılığında anlaşma sağlandı. Zaten kulüp bu konuda da resmi açıklamayı yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı da ardından kendi sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı. Yapılan transferlerde özellikle genç isimlere vurgu yaptı ve bu isimlerin Trabzonspor'un geleceğini oluşturacağını ifade etti. Bugün itibariyle kendisi de Trabzon'dan ayrılacak. Dün eşyalarını topladı ve bugün itibariyle Trabzon'dan ayrılacak ve 2. Abdullah Avcı dönemi de böylelikle Trabzonspor'da tamamen tamamlanmış olacak. Sevgili Yunus Emre, benim sana sormadığım, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Trezeguet'in transferinin bugün içerisinde belki yarına da sarkabilir. Resmen açıklanmasını bekliyoruz. Trezeguet'in ayrılığından doğan 10 numaralı forma yeni transfer Muhammed Cem'a verilecek ama bugün itibariyle tabii resmen transfer gerçekleşmediği için bugünkü karşılaşmaya 17 numaralı formayla çıkabilir Muhammed Cem. Ardından 10 numaralı formaya geçiş yapacak. Belki taraftarların bu noktada bir kafa karışıklığı olabilir diye bunu da belirtmek istedim açıkçası. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana. Ailenle birlikte güzel bir pazar olsun. Tamam, Eylül ayında gelmeyeceğiz Trabzon'a. Kasım'da geleceğiz. Bekleriz. Anlaştık. Bekleriz. Tamam. Tamam Yunus Emre, tamam, bu ay gelmeyeceğiz. Önümüzdeki ay geleceğiz. Çok sağ ol. Bekleriz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Bu söylediğimi daha çok böyle yazlık sahibi olan arkadaşlarımız, izleyicilerimiz daha iyi bilirler. Yazlık zamanı o hiç durmaz. Yani bizimkiler de seviyor. Yani bizim de öyle değerli izleyenler. Misafirimiz hiç eksik olmasın. Yani sağ olsun babam çok sever misafiri. Hiç eksik olmasın. Bir de böyle şey olur genelde. Yani birbirini tanımayan insanlar da olur. Kaynaşırlar. İşte güzel güzel zamanlar geçirirler. Ben de bayılırım böyle ağırlamaya, misafir ağırlamaya bayılırım gerçekten. Onun hesabı Yunus Emre Eylül'de değil Ekim'de falan dedi ama neyse, hadi bir Trabzon'da yapma zamanı gelmişti. Dost olmanın, birlik olmanın ve elbette bu ruhu yakalamanın en güzel yolu sportif faaliyetler gerek olsa gerek diyoruz değerli izleyenler. Gününüzden, keyfinizden spor eksik olmasa, sürçülisan ettiysek ki ettik biraz önce. Affola, güzel mi güzel bir hafta sonu olsun. Haftaya hafta sonu, cumartesi, pazar 12-14 görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.